İnci ailesi her pazar günü bir araya gelirdi. Hep birlikte eğlenceli bir oyun oynarlardı. Bu pazar günü ise bir kelime oyunu oynayacaklardı. Aile bireylerinden biri önceden hazırlanmış keseden bir kağıt çekecekti. Onun seçtiği oyuncular kağıttan çıkan kelimeyle ilgili yorum yapacaklardı. Furkan ailenin en küçük üyesiydi. Daha 6 yaşındaydı. Bu hafta kağıdı o çekmek istiyordu. Furkan kağıdı çekmek için sabırsızlanıyordu. Hemencecik keseden ilk kağıdı çekti. Ancak Furkan okuma yazma bilmiyordu. Kağıtta ne yazdığını kulağına babası fısıldadı. Furkan heyecanla "Evet, artık oyunu başlatıyorum. İşte ilk kelimemiz İslam. Bakalım bu konuda neler biliyorsunuz?" İlk söz hakkını annesi Serra Hanım'a verdi. "İslam denilince benim aklıma kelime-i şehadet geliyor. Yani Allah'ın var olduğuna, bir olduğuna ve Hazreti Muhammed'in onun peygamberi olduğuna inanmak." Serra Hanım'ın söylediklerini orada bulunan herkes onayladı. Furkan ikinci oyuncu olarak ablasını seçti. "Haydi ablacığım, sıra sende. Sen neler söyleyeceksin bakalım?" Söz alan Handan elleriyle beş işareti yaparak "Ben İslam'ın beş temel şartı olduğunu biliyorum. Kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek ve hacca gitmek. Her Müslüman bu beş şartı gücünün yettiği oranda yerine getirmek zorundadır. Öyle değil mi babacığım?" "Aferin kızım, doğru söyledin." Sıra üçüncü ve son oyuncuyu seçmeye gelmişti. Furkan etrafına şöyle bir baktı. Dedesi, ninesi ve babası hala söz almamışlardı. Biraz düşündü, sonra elindeki örgüyle uğraşan ninesine baktı. Gülümseyerek "O zaman ninemi seçiyorum." Emine nine başını kaldırıp Seni. Niçin dedeni seçmedin de beni seçtin? Hı? "Çünkü ben senin anlatacaklarını merak ediyorum nineciğim." Peki. Şaka yaptım. Şimdi ben de bildiklerimi söyleyeyim. Peygamber Efendimiz İslam güzel ahlaktır buyuruyor evladım. Ha, güzel ahlak mı? Ben anlayamadım nineciğim. O ne demek ki? Demek bilmiyorsun. O zaman sana şöyle açıklayabilirim. Güzel ahlak iyi huylu olmak, kötü huylardan kaçınmak demektir. Örneğin iyiliksever olmak, cömert olmak, merhametli olmak gibi. Ancak Furkan'ın ninesini anlamadığı her halinden belliydi. Bir dakika bekleyin beni. Hemen mutfağa gitti. Mutfaktan bazı malzemeler alıp geldi. Furkan merakla ninesini izliyordu. Masada içi su dolu bir sürahi vardı. Furkan'a dönerek "Şimdi seninle güzel bir limonata yapalım." Bardaktaki limon suyunu sürahiye boşalttı. Sonra su ve limonu karıştırdı. Bir bardağa koyup Furkan'a ikram etti. Furkan limonatadan hevesle bir yudum aldı. Ama o da ne? Bu limonata çok ekşiydi. Yüzünü buruşturup "Ay! Bu da ne böyle nine?" Emine nine tebessüm ederek Furkan'a "Bak evladım, bu limonatada önemli bir eksik var. O da şeker. Şeker nasıl limonatayı tatlandırıyorsa, iyi huylar da insanın huyunu tatlandırır. Yani güzelleştirir. Şimdi limonatamıza birkaç şeker atalım. Bu şekerler de şakacıktan güzel huylar olsun." dedi ve küp şekerleri sırayla limonataya atmaya başladı. "Bu şeker dürüstlük, bu şeker iyilikseverlik olsun. Bu şeker de sabırlı olmak olsun. Kokusu burnuma kadar geldi doğrusu." Emine nine limonatayı karıştırdıktan sonra bir bardağa koyup Furkan'a uzattı. "Haydi şimdi yeniden tat bakalım." Furkan limonatayı içti. Limonata gerçekten çok tatlı ve lezzetliydi. Furkan artık güzel ahlakın ne demek olduğunu çok iyi anlamıştı. İnsan iyi huylar edindikçe bu limonata gibi tatlılaşıyor, yani güzelleşiyordu. Edindiği her güzel huy onu daha iyi bir insan yapıyordu. Zaten İslam da insanlara iyiliği emrediyordu. Keyifle limonatasını içerek ninesine teşekkür etti. Orada bulunan herkese bu tatlı limonata... Bayramın son günü mahalledeki bütün çocuklar bir araya gelmiş, bayram boyunca topladıkları şekerleri sayıyorlardı. Şeker poşetleri boşaltılmış, her yer rengarenk şekerlerle dolmuştu. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra Sinan ayağa kalkarak "Bu bayramda mahallenin şeker zengini benim.
Çünkü hepinizden daha çok şekerim var. Kaan da şeker fakiri. Onun şekeri hepimizinkinden az. Kaan üzgün bir şekilde eve gitti. Kapıyı açan ninesi Kaan'ın üzüntüsünü fark edip yanına geldi. Kaan arkadaşlarıyla arasında geçenleri ninesine anlattı ve "Eğer bayramın ilk günü hastalanmasaydım daha fazla şeker toplayabilirdim. Şimdi ise mahallenin şeker fakiri oldum." "A benim güzel torunum, fakir olmak kötü bir şey değil ki. Hem tutumlu insan fakir olur mu hiç?" Kaan ninesinin dediğinden bir şey anlamamıştı. Tutumlu olmak da ne demekti? Ninesi anlatmaya devam etti. "Bak evladım, tutumlu olmak sahip olduğun şeyleri ölçülü kullanmaktır. Ne ihtiyacından daha az ne de daha çok. Mesela senin 10 tane şekerin var diyelim. Eğer sen tutumlu davranıp bu şekerlerden her gün bir tane yersen 10 gün boyunca şeker zengini olmuş olursun. Ama şimdi canın istediği için hepsini bir günde yersen bugün şeker zengini ama yarın şeker fakiri olursun. Çünkü yarına yiyecek şekerin kalmaz." Kaan ninesinin ne demek istediğini daha iyi anlamıştı. Kaan biraz düşündü ve sevinçle "Bir fikrim var nineciğim. En iyisi ben bu şekerleri saklayayım. Hiç yemeyeyim. Böylelikle her zaman şeker zengini olarak kalabilirim." "Ama bu yaptığın doğru olmaz. Eğer şekerin varken ve canın istediği halde şeker yemezsen kendine eziyet etmiş olursun. Biz ne demiştik? Tutumlu olmak ölçülü olmaktır. Ve güzel peygamberimizin dediği gibi tutumlu kişi asla fakir olmaz." Kaan artık tutumlu olmanın ne demek olduğunu iyice anlamıştı. Kaan akşama doğru tekrar mahalledeki arkadaşlarının yanına gitti. Artık Sinan'ın söylediği sözler onu üzmeyecekti. Çünkü ne yapacağını çok iyi biliyordu. Arkadaşlarının yanına gittiğinde onları şekerlerini yerken gördü. Canı şeker istedi ve şeker torbasından bir tane şeker seçip o da yemeye başladı. Şekeri bitince bir tane şeker daha almak için torbasına uzandı. Ama sonra vazgeçti. Ninesinin tutumlu olmakla ilgili sözlerini hatırladı. Zaten ikinci şekeri ilki kadar istemediğini fark etti. Kaan şeker torbasını kapatmıştı ama arkadaşları durmadan şeker yemeye devam ediyorlardı. Kaan arkadaşları için endişelenip onları uyarmak istedi. "Arkadaşlar, bu kadar çok şeker yemeniz doğru değil. Yarın için de biraz saklayın. Sen merak etme, bizim şekerlerimiz seninkiler gibi az değil. Öyle kolay kolay bitmez değil mi arkadaşlar?" dedi yine kahkaha atarak. Diğer çocuklar da alaycı bir şekilde gülerek Sinan'ın sözlerini onayladılar. Kaan onları uyararak görevini yapmıştı. Şeker torbasını da alarak evine gitti. Kaan birkaç gün boyunca tutumlu davranarak sadece canı çok istediği zaman birer tane şeker yedi. Hala torbasında şekerler vardı. Mutluydu. Bu şekilde davrandığı müddetçe uzun bir süre daha şeker yiyebilecekti. Yine bir gün bahçede oturup şekerini yerken mahalle arkadaşları yanına geldiler. Yüzleri soluk ve üzgün gibiydiler. Kaan merakla onlara ne olduğunu sordu. Sinan, "Şekerlerimiz bitti." Kaan inanamadı. Şaşkınlıkla, "Ama sizin bir sürü şekeriniz vardı. Bir tane bile kalmadı mı? Bayramda biz senden daha çok şeker topladık ve mahallenin şeker zenginleri olduk. Ama onları dikkatsizce yiyerek bitirdik ve şimdi de şekersiz kaldık. Artık mahallenin şeker zengini sensin. Fakirleri de biziz." Sinan, önceden söylediği kırıcı sözler için de Kaan'dan özür diledi. Bir anda Kaan'ın aklına ninesinin ona öğrettiği söz geldi. Güzel peygamberimiz, tutumlu kişi asla fakir olmaz diyordu. Kaan da tutumlu davranarak mahallenin şeker fakiriyken şeker zengini olmuştu. Bu çok güzel bir şeydi. Hayat, Peygamber Efendimizin tavsiyeleriyle çok daha kolay ve güzeldi. İşte bu mutluluğun ta kendisiydi.